Merhaba. Bu sefer çok farklı bir saç rengiyle karşınızdayım. Bu aralar çok fazla duyduğum, içinde olduğum bir konu. Ben de bunu anlatmak istedim. Eskiden dizi vardı. Kimisi biliyordur. Bilmiyorsanız muhakkak açıp izleyin videodan sonra. Nip Trak diye. Yok. Nip Tak. Aynen Nip Tak diye. O şekilde okunuyordu sanırım. Adını zaten şuraya bir yere yazacağım. O dizi vardı. O diziyi bilenler bilir. Bilmiyorsanız da muhakkak izleyin. Dizi şu şekilde. İki estetik cerrahı var ve bu iki estetik cerrahın hayatı etrafında şekilleniyor. Bu dizi tamamen. Bu iki cerraha hasta geldiğinde, iki cerrahın da hastalarına sorduğu ilk soru şu. Nereni değiştirmek istiyorsun? Fiziksel bir değişimi her zaman, her dönem, her an, her şekilde yapabiliyoruz. Yaptırıyoruz. Peki değişim sadece fiziksel mi oluyor? Bence hayır, ki sizce de hayır olması lazım bunun cevabı. Zihinsel bir değişim de söz konusu oluyor. Maalesef bizimki de susmuyor. Zaten asıl değişim zihinsel olan değişimdir. Yani fiziksel değişimi herkes yapabilir. Ama zihinsel değişim çok az insanın uğraşarak, gerçekten bunu isteyerek yaptığı bir değişim. Şimdi genellikle kendimizle ilgili birçok şey değiştirmek istiyoruz. Buna bir değinelim. Bu bizim kendi fiziksel durumumuz olur, zihinsel durumumuz olur, ruhsal durumumuz oluyor. Hatta bazen o kadar gazak geliyoruz ki başka insanları da değiştirmeye çalışıyoruz. Ben nasıl istiyorsam o öyle yaşayacak diyoruz. Ama senin karşındaki insan senin istediğin gibi yaşamak zorunda değil. Onun bir hayatı var. Onun bir seçimleri var. O istediği gibi yaşayabilir. Sana doğru, sana göre yoğurt beyaz ama ona göre siyah olabilir. Sana ne? Sana ne yapacaksın? Yani neden bu kadar çok karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışıyorsunuz? Yani bu nasıl bir karakter bozukluğu? Kusura bakmayın ama bu gerçekten karakter bozukluğu. Siz içinizde ne yaşıyorsunuz? Yani hiç kimse sen istedin diye onu öyle yapmak zorunda değil, o fikre dayanmak zorunda değil. Şimdi kendimizi değiştirmek, başka insanları değiştirmeyi kısa bir şekilde değindik. Ama değiştirmekten kastımız bu değil. Asıl değişimden kastımız çok farklı. Şimdi birçok insan en basit bir alışkanlığı değiştirmek istiyor. Kimisi bunu tak diye yaparken, kimisi bunu yapamıyor. Neyse, inançla başlayan bir şey. İnanmadığınız bir zaman destek almasanız da, alsanız da hiçbir şekilde hiçbir şey değiştiremezsiniz. Hatta aldığınız takdirde bile değiştiremediğiniz çok durum olabiliyor. Şimdi peki bu insanlar neden başarılı oluyor ve diğer insanlar neden başarısız oluyor? 1. Bu insanlar karşılaştıkları engellerde pes etmiyorlar. 2. Yorulduklarında durmuyorlar. 3. Onlara söylenen kötü laflar, eleştirilen hakaret, küfürler, umursamamalar, onları aşağılamalar, yaptıkları, düşündükleri, söyledikleri şeyi sanki böyle gereksiz bir şeymiş gibi onları lanse eden insanlara kulak asmıyorlar. Yani tamamen onları dibe düşürecek insanlara kulak asmıyorlar. Peki başarısız olanlar neden oluyor? Bu üç sebep yüzünden ve bunların en önemlisi, üçüncüsü diyebilirim. Çünkü çevresel faktörler bizim hayatımızı etkiliyor. Sen ne kadar uzak durursan dur, ne kadar uzakta tutarsan tut. Bir şekilde o kulağını, o gözünü açtığında etrafa, oradan o gelen negatif, kötü şeyler seni etkiliyor. Ve istem dışı bu etki içinde kalıyorsun. Çünkü sen ne kadar başarılı olacağına inansan da, hatta olsan dahi, bak şöyle söyleyeyim, bir örnek göstereceğim. Mükemmel bir, başarılı, mükemmel bir insan olun. Tamam mı? İşte bilim insanı olun en basiti. Ne kadar başarılı olursan ol. Ya 50 tane ödül alsan, bütün dünya senin adını bilse, bir insanın tek bir lafıyla yaptığın her şey anında bitebilir. Ha, mecazi anlamda bitebilir. Beyninde kendini sorgularsın. Dersin ki ulan hiçbir bir şey yapmadım. Bu kadar mı kötü? Bu kadar mı beceriksiz, berbat, tembel bir insanım dersin. Ama sen değilsin. Sana onu söyleyen aşağılık bir insan. Çünkü senin yaptığını yapabilecek cesarette, durumda, zekada değil. O statüde de değil. Sen çok güzel şarkı söylüyorsundur. Sesin çok güzeldir. Güzel olması dahi en azından deniyorsundur ya. Böyle içten zevkle, sesin kötü olsa bile o an o aşkla, o tutkuyla o şarkıyı söylüyorsun. Yanındaki gelip sana
abuk sabuk konuşuyordur. Bu tamamen o yapamıyor diye. Sen sokakta çıkıp bir anda gülersin, çığlık atarsın, şarkı söylersin. Mutlu olursun. Ya hepsini geç. Oturduğun şu odada mutlu olursun. Biri gelir senin huzurunu kaçırır. Bak gerçekten yapar. Eğer sen buna izin verirsen, sen buna izin vermezsen zaten hayatın her anında başarılı olursun. Bu illa kariyer için değil. Kariyerde başarılı olmayı konuşmuyoruz şu an. Hayatında başarılı olmayı konuşuyoruz ve bu üçüncü faktör, yani çevresel faktör gerçekten çok önemli. Her ne kadar biri size gelip ben kulak asma, dinleme, bilmem ne desem de sizin istediklerinize engel olan, taş koyan, sizi psikolojik olarak şiddet uygulayan, sizi kendinize ve çevrenize yetersizmiş gibi hissettirecek insanlar her zaman var. Her zaman olacak. Bu bir akraba olacak, bir arkadaş olacak, bir sevgili olacak, bir eş olacak, bir öğretmen olacak ya ATM sırasındaki bir insan dahi olabilir. Herkes olabilir. Ama sizin yapmanız gereken tek şey şu. Ben başarılıyım. Kendime göre, kendi hayatımda başarılıyım. Size göre sizin hayatınızda ne olduğum umurumda değil. Ben kendi hayatımda başarılıyım demeniz sizi çok 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 ileriye taşıyacak. Çünkü yarın bir gün, yani şu an bunu demezseniz, yarın bir gün bunu diyecek. Ne durumunuz olacak, ne vaktiniz kalmış olacak, ne de bunu dediğinizde elinizde bir şey olmuş olacak. Yani elinizdeki her şey puf, gitmiş olacak. O yüzden eğer bu cümleyi kuracaksanız hemen şimdi kurmanız lazım ve arkasında durmanız lazım. Altına imzanızı atmanız lazım. Açıkçası ben, diğer insanlar benim hakkımda ne dedik, gram umurumda değil. Bak vurdum duymaz diyorlar, bilmem ne diyor, o diyorlar. Umurumda değil abi, umurumda değil ya. Beni aşağılık olarak gör. Karaktersiz de, başarısız, tembel de, salak de. Umurumda değil. Ben ne olduğumu biliyorum. Biliyorum. Bitti. Senin bana bunları söyleme sebebini de biliyorum. Gelip bana o tarz bir şey söylemen, beni o söylediğin kötü kelimelere dahil etmiyor. O kelimeler benimle bütünleşmiyor. Çünkü değilim. Onlar senin eksik yönün. Bir insan size sürekli engel çıkarıp, sürekli laf sokup, sürekli hakaret edip, böyle yaptığınız her şeyi taş koyan bir insan varsa emin olun deliriyor, çıldırıyor. Yapamadığı için, kendi eksikliklerini bildiği için sizin de onun gibi olmasını, olmanızı istiyor. Çünkü o onu görmemiş, onu yapamamış, yapamıyor, yapamayacak hiçbir zaman. Ama siz yapıyorsunuz. Ama o yapamıyor. Hani insanlarda bu vardır ya, onun var benim yok falan. Bu hani bir madde hasetliği vardır. Bu evin arabası bir şeyini kıskanırsın, sevgilisi kocasını falan. Bir de ruhani hasetlik vardır. Bu tamamen hani o nazar dediğimiz şey. Ruhani bir şey, mutluluğunu kıskanıp bozan var. Ya ağladığını kıskanıp da bozan var. Bırak ağlasın, bırak gülsün. Sana ne? Neyse. Gelelim devamına. Şöyle bir şey var. Eyleme geçilmemiş her fikir ruh hastalığına yol açar. Ama tabii bu ruh hastalığı bizim bildiğimiz tarzda bir ruh hastalığı değil. Onun bir iki tık önü. Pek değişmek için yapmamız lazım. Değişmek için yapmanız gereken ilk şey fazlalıklardan kurtulun. Hayatınızdaki bütün fazlalıklardan kurtulun. Ha bu bütün fazlalıklardan kastım ne? Atıyorum iki tane kutum var, birini ver değil. İnsan fazlalığı. Boş laf fazlalığı. Gerçekten oksijeni boşu boşuna sarf eden insanlar var. Gerçekten. Var yani. Bunlar böyle statü. Statü. Bunları böyle olacaksa bu konusunda kıt diye kıracaksın. Biz oksijen daha yeter yani. Gerçekten ağaç bile dikmesen bu oksijen götürür bizi yüzyıllarca. O derece yani. İsraf eden var. Kendine güvenmek. Engellerini çok büyütmemek. Hedefe küçük adımlarla başlamak. Hedefe küçük adımlarla ilerlemek. Harekete geçmek. Pes etmemek. Ve en önemli olan şey şu. Herhangi bir konuda değişim yapacaksanız, bu bir iş, işte ne bileyim, alışkanlık tarzı vesaire. Fazlalıklardan kurtulup artık değişime hazır olduğunuzu hissediyorsanız ve o değişimi gerçekten iştahla istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de kendinize güvenmek.
Kendinize ne kadar inanır, güvenirseniz o kadar olur. Şimdi ben mesela meditasyon yapıyorum yıllardır ve size meditasyon videoları çekmek istiyorum. Ama çoğunuzun bunu yapmayacağını biliyorum. Sadece boş boş izleyeceksiniz veya hatta izlemeyeceksiniz bile. Ama şöyle örnek vereyim. Şimdi çoğu meditasyon videosu izleyip yapanlardan örnek vereceğim. Ki gerçekten bu doğru, yalansa yalan deyin. İzliyorlar, dinliyorlar, bir yandan gerçekleştiriyorlar. Ama yaptıkları tek şey şu: sadece yapmak. İstemiyorlar. Kendilerine onu istediklerini, gerçekten o an onu almak istediklerini söylemiyorlar, kabul etmiyorlar. Sadece yapmış olmak için yapıyorlar. Kendine güvenmek de böyle, değişmek de böyle. Sen değişmek için veya da bir şey yapmak için, en basit bir çizim dahi çizmek için önce kağıt ve kalemin olmalı, değil mi? Kağıt ve kalemi hazırladık. Peki ne çizeceğiz bilmiyoruz. Onu düşünmemiz, tasarlamamız lazım kafamızda. Sen kendine güvenmezsen, inanmazsan o tasarlayacağın çizim olmazsa sadece elinde boş bir kağıtla kalem kalır. Yani kısacası kendine güvenmeden, inanmadan, gerçekten değişimin olacağına inanmadan ve bunu başaracağına inanmadan ne yaparsan yap, her basamağını yapsan, denen her şeyi yap, seminerlere git, eğitimlere git, videolar izle, kitaplar oku, bu bütün basamakları yapsanız da kendinize olan inancınız ve güvenceniz yoksa zaten başarısızsınız, asla başaramayacaksınız. Ve zaten şunu da dipnot düşeyim, kişisel gelişim kitapları bana göre tamamen saçmalık. Tamamen saçma, gereksiz. Yani oturup ben de yazdım. Oturup herkes yazar onu. Herkes yazar ve bakarsanız bütün kişisel gelişim kitapları birbirinin aynısı. Hiçbirinde öznel bir düşünce yok. Öznel bir yorum yok. Hepsi aynısı. Bak ben yazayım bir tane. Yemin ediyorum var ya. Mükemmel. Neyse. Bir şeyi başarmak istiyorsak sadece başarmamız yeterli. İyi ya da kötü. Hiç fark etmez. Ona inanarak, onu isteyerek, kendimize güvenerek başardığımızda, sonuç iyi de olsa, kötü de olsa, biz yaptık. Başardım ama başardım. Kötü başardım ama başardım. En azından denedim ya, denedim. Size kafa tuttum ve denedim, yaptım. Oldu bitti, boş yapmayın. Bu kadar. Zaten yaptığınız, başardığınız şeyin mükemmel, kusursuz, harika, sanat eseri, şaheser, daha önce hiç kimse böyle bir şey yapamadı gibi bir şey olmasa gerek yok. Onu sadece başarmanız, yapmanız yeterli. Zaten hiç kimse mükemmel, kusursuz bir şey yapmadı. Hepsinin bir kusuru var. Hepsinin yaptığı başarılı değil belki ama o başarı yaparken kusuru var. Bazılarının yaptığı başarıda bile kusuru var. Yani şimdi oraya hiç değinmeyeyim. Dolayısıyla yaptığınız şey kusursuz, mükemmel olmasına gerek yok. Önemli olan içinizdeki o ateşi söndürmemek. Şöyle bir örnek verelim. Ailem pis dedi. Her gün evi temizledim. Kendini yıkadın. Arkadaşın kilolusun dedi. Gittin kilo verdin. Sağlıklı beslendin. Diyet yaptın. Şimdi bunlar ne dediler? Bu laflar bitti mi? Bitmedi. Biri geldi sana dedi ki çok çirkinsin. Öbürü geldi sana dedi ki aptalsın. Öbürü geldi sana dedi ki tembelsin. Bitti mi? Bitmedi. Bitecek mi? Bitmeyecek. Biri için gideceksin, okul okuyacaksın 50 tane. Deli gibi diploma sertifikan olacak. Bir şey yarıyor mu? Bir artısı var mı? Şu ana kadar en azından bir artısını görmedim. İleride belki görürüm umarım artık. Teşekkür şey bu. Öbürü gelecek sana diyecek ki işte gözünün üstünde kaş var. Ya herkes bir şey bulacak. Bitecek mi? Bitmeyecek. Aptal dedi, tembel de çalıştın, çok zeki oldun. Pissin dedi, yıkandın her gün. Yani bunlar hiç bitmeyecek. İnsanlar en başta ne dedik? Kendilerinden önce, hatta aşırı derecede böyle takıntılı bir şekilde başkalarını da değiştirmeye çalışırlar. Bu başkalarındaki değişim ne? Bu. Aptal okul okudu. Pis, evi temizledi. Kilolu, zayıfladı. Zayıf, kilo aldı. Ot dedi, bok dedi, yani her şeyde de bunların sonu yok. Sen mükemmel dört dörtlük bir insan da olsan bunların sonu yok. Beyoncé da geri geliyor, laf yiyor. Jennifer Lopez'in de ağzına ediliyor. Hadise'ye de laf atılıyor. İrem Derici'ye de tükürülüyor. Herkes her şeyi yapıyor. Hadi bunlar en göz önündeki kadınları var söylüyorum. Erkekleri varsa Acun'a da laf sokuluyor. Ala Alun'a da sokuluyor. Ne bileyim işte başka kim var.
Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit. Bunlar da mesela kendi işlerine, kendi alanlarına başarılı insanlar. Bunlar da aynı şey yapılıyor. Hani bir tık daha böyle bir arttıralım çıtayı. Ya abi şunu bir şey söyleyeceğim. Bak aynı dönemde yaşamamış, tamam mı? Kişi hakkındaki bilgisi kıt, bu kadar. Ya lütfen, adamın attığı yorum şu. Çok çirkin. Sen sanki çok daha güzelsin. Şuna kaş göz çizsem senden güzel olur. Sen kime laf atıyorsun? Anladın mı? S ile başlıyor. Ortasında KT var. Sonunda R var. Sonunda da et koyuyorsun. Böyle yaptın mı bitiyor. O kelimeyi hayatınızdan asla eksik etmeyin. Birisi de bir şey mi söyle? Birisi de bir şey mi söyle? Abi yemin ediyorum yaşadığınızı hissediyorsunuz. Bak benim hayat mottom o. Olduğum olalı hep öyleyim. Mükemmel bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi bunlar böyle yapacak, şunlar şöyle yapacak dedik 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 durduk. Biz ne yapacağız? Kendimizle yüzleşeceğiz. Eksiklerimizi, fazlalarımızı, her yönümüzü göreceğiz, kabul edeceğiz. Bunları kabul ederek yola çıkacağız ve kendi zayıf noktanızı ne kadar iyi bilir tanırsanız bir başkası size o noktadan vurmaya çalıştığında sadece gülüp geçersiniz gerçekten. Hayatta ortaya koyduğumuz başarıların %80'i ortaya koyduğumuz çabaların %20'si ediyor. Anlayabildiniz mi? Bu durum bu kadar vahim. Ama bir o kadar da kolay. Değişim 21 günde olur. O dayandığın 21 gün sana meyve çuvallarıyla dönecek. Sadece bir kitap okuma konusuyla bile bunu yapabilirsin. Yani 21 gün boyunca bir kitaba başla, o kitap bittiğinde başka bir kitap okumak isteyeceksin. O kitabın özetini, yorumlarını, videolarını dinlemek isteyeceksin. Bu tarz şeylerde lütfen 21 gün boyunca dayanın. İnanın bana çok 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 etkisi oluyor ve 21 gün sonra diyeceksiniz ki hakikaten işe yaradı. Ve ben şunu başardım. Ve ben bunu başardım. Ben bunu başardım. Kötü ama olsun. Başardın. Ben bunu başardım. İyi ama olsun. Başardın ama yok. Başardım, yaptım, oldu, bitti, paydos. Bu kadar. Amaları hayatımızdan çıkartıyoruz. En azından kullanacağımız cümleye göre. Çıkartalım, her cümlede kullanmayalım. Bu kadar. Çok öpüyorum. Görüşürüz.